hemen hemen ilk çıktığı yıllardan beri farklı birçok sunucuda sürümlerine oynadığım Bladen Soylu elimden geldiğince en önemli kısımlarıyla anlatmaya çalışacağım. Öncelikle oyuna uzun bir süre ara verdikten sonra tekrar başladığımı ve bu videoyu bu uzun aralıktan sonra çektiğimi belirteyim. Mümkün olduğunca bir liste yaparak liste dahilinde ilerlemeye çalıştım. Oyunun iyi veya kötü yanlarından bahsederek anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Oyunun envanter sistemi pek de karışık değil. Eşyaların hepsinin yeri önceden belli. En önemli eşyalardan bir tanesi olan silahla başlayabiliriz. Silahın dayanıklılık seviyesi var. Bu dayanıklılığın altına düştüğü zaman artık iş yapamaz hale geliyor. Tabii ki birkaç farklı eşya ile tamir etme durumumuz var. Silahın seviyesi yükseldikçe açılan boşluklara göre ve karakterimizin özelliklerine göre bazı güçlendirme taşları ekleyebiliyoruz. Bu taşların bazıları direkt olarak etki ederken bazıları tetiklenme gerektiriyor. Mesela buradaki tetikleme gerektirmeden direkt olarak savunmayı karakterime ekliyor. Buradaki 3 özelliğin çalışması için kritik hasar vurmam gerekmekte. Buradaki özelliklerin çalışması için ise herhangi bir hasarı bloklamalı veya ondan kaçınmalıyım. Silahın haricinde iç eşya olarak da nitelendirebileceğimiz birçok eşya mevcut. Bunlar set olarak kullanıldığı zaman ekstra güçler veriyorlar. Gerek saldırı, gerek savunma, gerek can olsun karakterinize etkileri olabiliyor. Bunların haricinde 4 farklı daha iç eşya olarak nitelendirebileceğimiz eşya türleri var. Bunlar ise gerek karakterinizin durumuna göre, gerekse kişisel tercihinize göre özelleştirebileceğiniz nesneler. Bunlarla karakterinizi eşya bakımından özelleştirmeyi açısından bir şans elde etmiş oluyorsunuz. Bladen Soylu'nun en önemli yanlarından bir tanesi de karakterlerin her konuda birbirinden ayrı düşürülmeye çalışması olması. Kıyafet sistemi diğer birçok oyuna nazaran çok daha ilgi çekici bir şekilde kullanılmakta. Sebebi ise kıyafetler hiçbir şekilde statüye etki etmiyor. Yani istediğiniz kıyafeti istediğiniz yerde istediğiniz zaman giyebilirsiniz. Taraf kıyafetleri hariç. Bu kıyafetler herhangi bir şekilde karakter özelliklerinizi arttırmadığı için güçlü olup da çirkin olan bir kıyafeti giyme gibi bir zorunluluğunuz bulunmamakta. Güç olarak karakterinize ekleyebileceğiniz, özelleştirebileceğiniz parçalardan bir tanesi de burada gördüğünüz 8 yapboz parçası. 8'ini birden tamamladığınız zaman herhangi bir şeyin resmi ekrana gelmekte. Burada çıkmakta. Fakat benim şu anda kullandığım fazlasıyla karman çorman. Sebebi ise buradaki üçlü başka bir set, kalan beşli ise başka bir set. Hangisini seçtiğim hemen sağ taraftaki pencerede gözüküyor zaten. İsimleri de farklı, bölgeleri de farklı. 3, 5 ve 8 taneye göre herhangi bir şekilde güçlendirme elde etme durumunuz mevcut. Buradaki beşliyi tek sette yaptığım için hem 5 hem de üçlü bonusunu almış oldum güçlendirmelerini. Buradakinde ise sadece 3 tanesi olduğu için 3 tanesinin güçlendirmesini almış oldum. Her ne kadar PvP odaklı bir oyun olsa da PvE içinde farklı bir set barındırmakta. Oyun içerisinde hangi nesneyi hangi derecede yükseltebileceğinizi görmenizi sağlayan ekipman yükseltme yolları bulunmakta. Benim üzerimde Raven isimli hançerin 7. seviyesindeki eşya bulunmakta. Fazlasıyla geriye çekip bu tarafa doğru gidersek PvP ve PvE olarak ayrıldığını göreceğiz. Sağ taraftaki herhangi bir şekilde sol taraftaki eşyalarla birleşmiyor. Sağ taraf tamamen PvE odaklı. Yani oyuncuların birbirleriyle savaşmadığı durumlarda kullanılabilecek avantajlı eşyalara odaklı. Sol taraf ise PvP. Birden fazla silah mevcut. Mesela birbirine eşit orantıda fakat birkaç özelliği değişik olan silahlar var. Belli seviyelerde aralarında geçişler yapma şansınız mevcut. Ve en üst seviyeye çıktığınızda ise en üst seviye silah tek bir tane seriye gelmekte. Bu da ekipmanları istediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz anlamına geliyor. Tabii ki bu sadece silah için değil. Aynı zamanda diğer ekipmanlar için de mevcut. Bazı ekipmanlar tek parça,
bazıları ise yükseltilerek daha güçlü hale getirilebiliyorlar ve PvE ve PvE olarak ayrılmaktalar. Ayrıca eşyalarınızı yükseltebileceğiniz bir sistem var ve değişiklik yapma şansınız da var. Bazı seviyelerde geçerli bu. Ekipman yükseltme işleminde gerekli ana malzeme ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeler bu şekilde gözükmekte. Özellik taşıma gibi bir seçenek de mevcut. Bunu henüz kullanamadım. O yüzden gösteremiyorum. Oyun içerisinde iki farklı seviye mantığı bulunmakta. Aslında 60. seviyede olmama rağmen burada 14 yazıyor. Sebebi ise 60. seviyeden sonra oyunun Hong Moon adı verilen başka bir seviyeye kapı açıyor olması. Hong Moon seviyesi yükseldikçe statü puanları kazanma şansınız mevcut. Bu statü puanlarını istediğiniz zaman sıfırlayabiliyorsunuz. Saldırı ve savunma olmak üzere ikiye ayrılmasına rağmen farklı şekillerde karakterinize buff ekleme, yani güçlendirme ekleme durumunuz da mevcut. Tabii ki bunların belli bir sınırı var. Saldırı ve savunmaya göre vermek istediğiniz değerleri aslında daha çok bonus efektlere göre veriyorsunuz. Saldırı için 50, kalanı ise savunmaya atarak buradaki üçlüyü ve buradaki ikiliyi karakterime ekleme şansını elde etmiş oluyorum. Tabii ki saldırıya gideceğim için bu ikisini yerini değiştirelim. Bunun haricinde birçok farklı özellik var. Sınıfınıza göre ve oynama stilinize göre bunları denetlemeye özen göstermeniz gerekmekte. Oyun içerisinde oyuncuları esas olarak bölmeyi planlayan iki farklı bölge var. İkisi de faction olarak geçiyor. Bunlar taraf seçimiyle alakalı. Kırmızı ve mavi olmak üzere iki adet taraf var. Ben mavi taraftayım. Bu taraflar oyun içerisinde ilgili tarafın kıyafetini giydiği zaman belirli bölgelerde birbirleriyle savaşabiliyorlar ve savaşarak puan topluyorsunuz. Buna karşı tarafın üstüne ait NPC'ler de dahil. Yani oyuncu olmayan karakterleri veya eşya satan oyuncu olmayan karakterleri de öldürme şansınız mevcut. Mesela birçok yeni başlamış oyuncunun seçtiği tarafın herhangi bir haritasındaki üssünde eşya almak için gittiğini düşünün. Belki görevi var, belki pot alacak, iksir alacak, bir şeyler alacak. Gidip hem oyuncunun kendisini hem de eşya alma savaşı verdiği oyuncu olmayan karakteri öldürebiliyorsunuz. Tabii ki oyuncu olmayan karakterlerin yeniden doğması gibi bir durum var. Birden fazla oyuncu olmayan karakter öldürdüğünüz zaman o üsse ait üstün kademeli bir oyuncu olmayan karakter geliyor ve onunla savaşıyorsunuz. Onun ekibiyle savaşıyorsunuz. Kazandığınız zaman hem ekstra puan alıyorsunuz hem de eşya düşürme şansınız oluyor. Tabii ki çok da üst düzey bir şeyler beklemeyin. Uzun vadede işinize yarayacak şeyler elde etme şansınız mevcut. Tabii bunların haricinde biraz da işin eğlence kısmı devreye giriyor. Bir üstünlük sağlama savaşı verdiğin için ilgi çekici ve hoşunuza gidecek bir özelliktir kendisi. Bu iki tarafın haricinde de birçok taraf var. Bunlar oyuncuları birbirine bağdaştıran taraflar. Bir de bunun haricinde hikaye odaklı taraflar var. Bunlar hikayede birbirleriyle çatışma içerisinde olan tarafları içeriyor. Onların da kıyafetleri var ve onların da kıyafetlerini giyerek karşı tarafta kıyafetini giymiş kişilerle savaşabiliyorsunuz. Bunlar oyuncu da olabilir, olmayabilir. Buradaki ayrım tamamen sizin keyfinize kalmış durumda. Bu açık dünya savaşıyla alakalı bir şeydir ve herhangi bir şekilde mecburiyeti yoktur. Yetenek ağacı aslında sanki eskiden daha detaylıydı gibi hissettiğim, şu anda böyle bir konuma gelmiş bir ağaç. Aslında çok daha büyük bir yetenek ağacı. Görüldüğü üzere fazlasıyla yetenek mevcut ve birçoğu komboya dayalı. Hatta temel olarak şöyle yetenekleri aşağıda göstereyim. Ve şu ikisi. Bunların haricinde de yetenekler var. Bir yeteneği kullandığınız zaman tetikleniyor. Onu kullandığınız zaman da başka bir yerden tetiklenebilenler olabilir. Veya şu anda tuşlar üzerinde gördüklerinizin aynı tuşunda da basarak tetikleyebildiğiniz olabilir. Birçok farklı yetenek mevcut ve hemen hemen her bir yeteneğin
düşmana vereceği bir tür zayıflık var. Mesela sersemletme olabilir veya baygınlık geçirmesi gibi bir şey olabilir. Havaya fırlatma olabilir, yere düşürme olabilir, bağlamak olabilir veya yakalamak bazı karakterlerde mevcut. Bazı özellikler her karakterde yok tabii ki. Mesela ben suikastçı bir karakter olduğu için benim yakalama şansım yok ama bağlayabilirim, havaya fırlatabilirim, yere düşürebilirim gibi özelliklerim mevcut. Şu anda suikastçının 3 adet ağaç seçeneği var. Her karakterin 3 tane yok. Yavaş yavaş eklemeye başladılar. Ben gölge tarafını seçtim. Şu şekilde de bakabiliriz. Zehir odaklı. Bu şekilde basarak özelliklerini görebilirsiniz. Veya hangi yeteneğe dönüşeceğini, nelerle tetikleneceğini. İşte mesela buna bastığınız zaman bunlar açılacak. Bununla tetiklenecek. Gibi gibi seçenekleriniz var. Phantom bölümü var mesela. Buradakilerde gördüğünüz gibi diğerlerine benzemeyen tamamen farklı yetenekler. Bunların haricindeki yetenekler de normal kullanım yetenekleri. Tuşlara atananlar var. Veya farklı şekillerde tetiklemeniz gerekenler olabilir. Bir de pasif yetenekler var. En çok ihtiyacınız olan pasif yetenekler daha doğrusu. Koşma, yürüme, zıplama, süzülme gibi pasif yetenekler. Bunlara ise oyun içerisinde geliştirilme durumu olduğu için anlatma gereği duydum yetenek adı altında. Çünkü oyun içerisinde sizi işte bu hareketleri yaparken enerji tüketmeniz gerekiyor ve bu enerjinin sınırını arttırırken size aynı zamanda daha iyisini yapabilmeyi öğreten belli bir karakter mevcut. Onun sayesinde farklı şeyler öğreniyorsunuz. Mesela oyunun başındayken bu şekilde süzülme şansınız oluyor ama bu şekilde hızlanma şansınız olmuyor. Bunu zaman içerisinde öğreniyorsunuz. Veya koşarken suyun üstünde koşma gibi durumlar var. Ya da duvarda yürüme. Burada yürüyebileceğim bir yer yok sanırım. Ama duvarda yürüme şansım mevcut. Koşarken de bıraktığım zaman düşüp öleceğim. Öyle bir mevzu. Dediğim gibi hemen şu alttaki zaten koşma esnasında bize enerji sağlayan şey. Savaştayken bu hareketleri yapamıyorsunuz ama bu hareketlerle ilerlerken savaşa girebiliyorsunuz. Mesela benim bir tane yeteneğim havada süzülürken farenin sağ tuşunda açılıyor. Havada süzülürken veya koşarken herhangi bir savaş durumunda değilsem sağ tuşa basarak görünmez olup rakibin arkasına geçebiliyorum. Şahane bir özellik. En çok da PvE açısından iyi bir özellik. PvP açısından ise savaş başladığı anda hızlı bir şekilde rakibin önüne geçmemi sağlamış oluyor. Oyunda önceden kıyafetler envanter içerisinde bolca yer kaplardı. Şu anda öyle bir durum yok. Showroom ismi verilen kıyafetleri saklayabileceğiniz bir yer var. Mesela burada topladığım bir maske var. Bölgelere göre veya kategorilere göre buraya gelmekteler. Şu anda taraflarla alakalı kıyafetimi arıyorum. Mavi taraf için kullandığım kıyafetime bakacağım. Bulacağımı umut ediyorum. Oh, en alttaymış. Çok güzel. Bunu envanterime taşıyorum. Şimdi harita üzerinde görüldüğü üzere taraflar birbirleriyle çarpışıyorlar. Bunlar oyuncu değil. Mesela haritada sağ tarafta önemli bir yaratık var. Açık dünya boss diyebiliriz. Şu önümdeki Huren isimli karakter. Biraz videodan ötürü sorun yaşıyor olabiliriz. Ama öldürdüm. Huren'e ait özel bir sandık geldi. Anahtarla açıyorum. İçerisinden bir yüzük çıktı. Benim bir işime yaramaz bu tabii. Parçalayabiliyor muyum? Evet, çok güzel. Parçala. Pek de önemli bir şey çıkmadı. Oyunun dövüş sistemi aynı bu şekilde. Hızlıca oynayabileceğiniz türden. Bakın mesela burası kırmızı taraflara ait bir kamp. Hemen şu tarafa gidelim. Burası da mavilere ait bir kamp. Bunların hepsi bana şu anda düşman. Sebebi ise taraf kıyafeti giymediğim için. Bunu çıkartıp
Evet, taraf kıyafetimi giydim. Mavi, pırıl pırıl. Şimdi karşıdakilerin işaretleri yeşile döndü. Hemen günlük görevlerim açıldı. Buradaki görevler hemen karşı tarafta bulunan kırmızı taraf için kullanabileceğim türden. Bakayım görev yerim var mı? Bir tane alabiliyormuşum. Ne diyor bilmiyorum ama bir görev verdi. Bakacağım şimdi. Aa, hiç hoşuma gitmedi. Bunu boş verebiliriz. Aa, 7 tane günlük görevim varmış. Hepsini kapattım. Çok güzel. En sevdiğim. İki tane verdi. İkisini de aldım. Ne diyorsun? Okey, bu oyuncuları öldürmemi istiyor. Burada oyuncu bulamam muhtemelen. Neyse, almıyorum hiçbirini. Düşük seviyeli oyuncular olduğu için burada genelde. Hemen kırmızı tarafa gidelim. Aslında bu oyunun açık dünya PvP'sidir. Her ne kadar NPC'leri öldürüyor oluşumuz şey olsa da, hani konu olsa da. Bak, bu mesela bir oyuncu mavi taraftan. Kırmızılar ise düşmanımız. Ben bu bölgeye göre biraz fazla güçlü olduğum için. Bak, yere düştüğüm zaman kullanabileceğim yeteneklerim vardı ama kaçırdım. Evet, tuş sesleri için kusura bakmayın. Mesela şöyle birkaç yetenek göstereyim. Görünmez bir şekildeyken avantajlı oluyorsunuz ama görünmezliğinizin bozulduğu durumlarda olabiliyor. Suikastçı bu şekilde seri bir vurmaya odaklanmış durumda. Bak, şu önümdeki mesela General Merchant yazıyor. Bu eşya satan bir NPC. Bak, şu da mesela para birimi takasçısıymış. Belli bir para birimine karşılık olarak eşya alıp satabiliyorsun. Evet, çok fazla öldürdüğüm için boss geldi. Şimdi boss'u ve arkadaşlarını öldürelim. Bugün de bir ekstra kasıyor sanki ya. Evet, hepsini öldürdüm. Eşyaları aldım. Mesela bu şekilde bomba da alabilirim. Yerdeydi. Atıyorum. Aşağı yukarı 3-5 dakika kadar buradaki NPC'ler gelmeyecekler. Arkasından biri geldiğim için görünmez oldum. Bu da böyle avantajlı bir durum. Bomba belli bir süre sonra patlıyor. Ve elinizde patlama gibi bir şans mevcut. Açık dünya PvP mantığı bu şekilde. Ama işte dediğim gibi, şimdi burası düşük seviye bir yer olduğu için burada pek de fazla şey bulamazsınız. Mesela karşıdan düşman geldiğini gördünüz, kırmızı taraftan. Bir anda kaçma şansınız yok. Yani bu kıyafetle tarafını belli ederek gezdiğin için pişman olacaksın. Oyun seni buna pişman etmeye odaklanmış durumda. O sebeple kıyafetini değiştirirken 5 saniye gibi bir süre geçmesi gerekiyor. İşim bitti. Hemen showroom'a tekrar bunu geri koyuyorum. Böyle de güzel ve eğlenceli bir açık dünya mantığı mevcut. Oyunun bir de arena tipi PvP sistemi var. Arena tipi PvP sisteminde ise seviye farklılığından çok birazcık eşya farklılığı önem arz ediyor. 60 seviyeyim ama karşıma 25-30 seviyelik birisi gelebilir. Evet, adil değil diye düşüneceksiniz ama öyle bir durum değil. Olabildiğince karakterlerin canlarını, hasarlarını ve savunmalarını birbirine yakın getirmeye çalışan bir sistem var. Benim pek hoşuma gitmese de. Ne yazık ki böyle. Tek kişide savaşabilirsiniz. 3'e 3 savaşlarda mevcut. Tak savaşı olarak geçiyor. Ama ben şu anda tek olduğum için böyle gideceğim. Hemen arayalım bir tane. Muhtemelen kaybedeceğiz çünkü. Yine de olsun. Arena'nın da kendine göre şeyleri var, görevleri var. Hatta birçok oyun içerisindeki özelliğin kendi içerisinde görev durumu var. İşte günlük görevler mesela bir görev çeşididir, değil mi? Normal görevler, hikaye görevleri, işte bazı etkinliklere göre de görevler var. Veya dinamik şekilde görev kısmınıza eklenen görevler gelebiliyor. Tamamen biraz şansa bağlı veya isteğe bağlı.
Ben hiçbir arena görevini açmamışım şu anda. Bu hangi sınıf? Bu Warden isimli bir sınıf vardı. Sanırım o. Yeni gelecekti. Bu muhtemelen ağzım burnumu kıracak. Acil durumlar için bir şeyler alabilmeni sağlayan türden. NPC'ler burada mevcut. Ondan alamıyormuşuz. Şu ikisinden alabiliyoruz. Ben bir ready yapayım hemen. Şimdi nasıl öleceğimi izleyeceksiniz. Çünkü ben PvP'de çok kötüyümdür. Evet, vardınmış. Hadi bismillah. O çocuk niye parlıyor? Evet, ağzım burnumu kırdı. Bayağı da vuruyormuş. Evet, gördüğünüz gibi. Tabii belli bir yere kadar karşılıyor oyun. Eşitliği. O benden kim bilir kaç kat daha güçlüdür. Çünkü 60 seviye olmakla iş bitmiyor. Anormal seviyede güçlenebiliyorsunuz. Baksana, adama vuramadım bile. Vah! Ne yapıyorsun lan? Manyak. Hadi be. Ah, yanlışa attım. Neyse. Zaten her türlü ölecektim. Olsun. Az bir şey düşürmüşüm. Yarıya getirmişim hemen hemen. 8 puan kaybettim. 260 tecrübe puanı vermiş. Çok da önemi yok. 20'de zen fasulyesi almışım. Çok güzel. Evet. Video adı altında bu rezilliğimi gördüğünüz için ben üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Oyun içerisinde farklı birçok etkinlik var. Bu etkinlikler aslında şöyle challenge'ları da sayabiliriz sanırım. Haftalık ve günlük challenge'lar. Onları tıkladığınız zaman karşınıza çıkıyor. Tamamlayarak hem o anki görevleri hem de buradaki eşyalardan alma şansınız mevcut. Aynı şekilde etkinliklerden gelen eşyalar da buraya geliyor. Mesela bana bu gelmişti. Daha doğrusu bunu ben almıştım. Etkinlik varken alabildim. İçerisinden eşyalar çıktı, işime yarayacak türden. 24 saatte bir açabiliyorum. Şunu bir atayım hemen. Bunun dışında etkinlikler için bir sayfa vardı. Bakayım bulabilecek miyim? Ya da bir başka bir şey göstereyim. Bu mesela ne zaman oyundan kaldırılacak bilmiyorum ama belirli aralıklarla açılıyor. Oyunun mağazasından alacağınız bir anahtarı atıyorsunuz. 100 kişi katılabiliyor. Bu 100 kişinin arasında bazıları üst düzey ödüller alırken, mesela şu ikisi ya da şu yüksek puanlar, bazıları daha aşağıdakilerden alabiliyor. Bir nevi oyuncuları oyun içi kumara gömmek gibi bir şey sayabiliriz herhalde. Çok fazla menü var. Epic Challenge isimli bir şey var. Bunlar hangi vakitlerde açılıyor hiç anlamadım. Ve burası çok üst düzey bir zindan diye hatırlıyorum. Daha doğrusu raid olması lazım. Ve bakalım bir sayfa olacaktı. O sayfayı arıyorum. Nereden bulabileceğim konusunda hiç fikrim yok. Buradan mı açılıyorsun? Evet, böyle bir şey var. Aynı şekilde şey gibi düşünün. Çark çevirme. Her gün iki kere kullanabiliyorsunuz. Ve starttan başlayarak bu şekilde sona doğru gidiyorsunuz. Ben şu anda buraya kadar gelmişim. Bugün ikinci hakkımı kullanacağım. İlkini kullandıktan bir saat sonra ikinciyi kullanabiliyorsunuz. Ama aradığım bu değildi tabii ki. Bakıyorum hızlıca. Şuydu sanırım. Evet, burada etkinliklerden veya oyuna en son eklenmiş şeylerden bilgiler toplama şansımız mevcut. Mağaza ile ilgili, oyun notları ile alakalı, işte farklı oyunlar, eğlenceli şeyler vesaire vesaire. Bu oyuna her girdiğinizde karşınıza çıkacak zaten. Hatta o çark çevirme mevzusu da hemen şurada belirecek. Yani günlük yapılması gereken bir şey ve oyun bunu size göstermek için elinden geldiğince çaba sarf ediyor. Oyunun mağazasıyla alakalı bir şeyler bakalım. F10 tuşunda Hongmon Store isimli bir mağaza mevcut. Açılsın. Çok güzel. Burası günlük olarak değişiyor. Bazıları indirime giriyor. Hongmon Store'un
iki farklı çeşidi var. Birincisi Ncoin ile alınanlar. Ncoin, NCSoft'a ait ve gerçek parayla alınabilen bir para birimi. Hongmon Coin ise oyun içerisinde takasla elde edebileceğiniz veya görevle elde edebileceğiniz türden bir para birimi. Bende 27 tane kalmış. Önceden yapmıştım, şimdi nereden yapıldığını bulamadım. Yani tahmin ettiğim bir yer vardı, bastım ama başka bir şey çıktı. Bilmiyorum, bakarım bir ara bulursam güzel olur. Burada yine mağaza etkinlikleriyle ilgili şeyleri görme şansınız var. Mağazalar içerisinde işinizi kolaylaştırabilecek veya sizi oyun içindeki diğer etkinliklere katabilecek şeyler mevcut. Kısa süreliğine gelenler var. Paketler var. Kıyafetler var aynı şekilde. Çok da büyük bir çeşitlilik yok. İşte sizi destekleyecek şeyler, ne bileyim, envanter genişletme gibi ya da tamirat için bir şeyler alabiliyorsunuz. Veya yükseltme nesnesi olabilir. Balıkçılıkla alakalı şeyler varmış mesela. Veya kuleye çıkmak için gerekli olan ticket. Evet, bu oyun içerisinde de mevcuttu ama neredeydi? Yazıyormuş üstünde zaten. Bu pencereyi nasıl sabit tutuyorduk acaba? Bunun sanki sabit tutması var. Neyse. Sol tarafta 3 farklı bölgeden alabildiğimiz yazıyor. Hemen hemen her eşyada bu mevcut. Bazılarında ise nerede kullanılacağı yazıyor. Bunda yazmıyormuş mesela. Ha bak, bunda yazıyor mesela, sarı renkli use yazıyor hemen altında. Balıkçılık bölgelerinde kullanılır. Bunda ise nereden alabileceğin yazıyor. 3 farklı yerden elde edebiliyormuşuz. Materyaller var aynı şekilde. Bunları, bu dizaynların hiçbirini göremedim ben. Hani açsam ne çıkar içinden gibi bir şeyi deneyemedim. Kıyafet gibi bir şeydir diye tahmin ediyorum. Sizin yapmanızı gerektirecek türden. O yüzden ucuz olabilir. Oyun içi servisler. İşte isim değiştir, ne bileyim, görünüş değiştir. İşte yeni karakter slot'a ekle. İsim, cinsiyet veya... Mesela şu var. Kıyafet gönderme normalde şeyde yok. Mail'de yok. Bunu alırsanız mailden kıyafet gönderebilirsiniz yan karakterlerinize. Bir de direkt olarak 60. seviyeden başlama var. Ana görevleri ise en son ana görev serisi neyse onun haricindekilerin hepsini yapmış olarak size 60 seviyelik bir karakter veriyor. Tabii ki hiç oyuna yeni başlayan kişinin bunu kullandığını görmedim. Bu daha çok oyunu defalarca oynayıp da hani artık yeter ben ezberledim, görevleri yapmasam da olur diyecek kişilerin alacağı türden bir şey. Zaten 60'a ulaşmak çok da zor değil açıkçası. Görevlerin sıkıcılığından kurtulmak için ideal bir şey diyelim. Bir de premium üyelik mevzusu var. Premium mevzusu içinde zaten hani 90 günlük premium üyeliğin haricinde bir de karakter özelliklerini değiştirme şeyi veriyormuş. İyi, fena değil. Premium üyelerin oyunun böyle çok müptelası olup da çok sık kullanacağınız şeylerinde etkisi var. Ama baya baya oynuyor olman lazım. Hani bir girip çıkayım, ne bileyim, 3-5 tane eşya koyayım, 3-5 tane eşya satın alayım, görev yapıp çıkayım gibi bir tavırla oynuyorsanız premium, yani fark etmezsiniz. Premium'un olmadığı hesabın sınırlarına ulaşmanız biraz zor. Ama onun dışında her şeyi böyle deli gibi sonuna kadar götürme şeyindeyseniz, işte günlük görevlerin hepsi bitecek, işte kaç tane eşya satma limitim varsa hepsini dolduracağım günlük, hani işte günlük veya haftalık ne varsa hepsini dolduracağım, öyle bir çılgınsanız premium üyelik almanız gerekiyor. Hongmon Coin ile de bunların bazılarını elde etme şansımız mevcut ama işte hepsi yok. 60 levele ulaştırma yok burada mesela ama diğerlerinin hepsi var. Hatta bak, burada şey ücretsiz veriliyormuş şu anda. Yani mail ile kıyafet gönderme. İşte materyallerin bir kısmı var. Bazı paketler var. Kıyafetler var. Yine aynı şekilde paket. İçerisinde en çok tüketeceğiniz şeylerden var. En üstteki dörtlüde yüzde işareti yok. O dördünü garanti size verecek demek bu. Yanında yüzde işareti olanlar ise onlardan birini verecek gibi bir şey. Şansa bağlı. Burası da aynı şekilde günün spesiyeli olarak değişiklik gösteriyor. Ve burada da sık kullanılabilecek türden nesneler mevcut. Mesela şu ücretsizdi, bu da ücretsizdi, sıfır yazıyor. Bunların üstüne çöktüm ben, bu zaten demin açtık. Oyunun marketi böyle. Market içerisinde
parayı veren oyuncunun parayı vermeyen oyuncuya oranı, yani güç oranı çok da yüksek sayılmaz. Para vermeden oynayan birini rahatsız edecek bir şey bulunmamakta. Oyunun içerisine girdiğiniz zaman zaten fark edeceksiniz. Hakikaten emek veren oyuncu gerçekten bu oyunda inanılmaz bir öne geçiyor. Ama emek vermeden parayı veren oyuncu o parayı direkt olarak şeye çeviremiyor. Hani emeğin karşılığına çeviremiyor. Onu bir avantaj olarak sayabiliriz sanırım. Başka bir mağaza mevzusu var mı diye bir bakacağım hızlıca. Evet, bir de para birimi değiş tokuşu var. 10 altın Encoin alma mevzusu var. Evet, Encoin ile 10 altın alma durumunuz mevcutmuş. Buraya bakalım. Ben de satabiliyor muyum acaba? Mesela ben 20 altına 20, 25. Birebir orantılı yapılıyormuş. Ucuza satma yok. 20 altın vereyim, 20 Hongmon coin versinler bana. Nasıl? Aa, 48 saat koydum. Basıyorum. Bastım. Evet, 48 saat içerisinde 20 Encoin verip 20 altın, pardon, 20 altınımı 20 Encoin'le değiştirmiş olacağım. Ama bu Encoin'ler benim işime yaramayacak. Paramı geri verin. Daha önce koymuş muyum? Koymamışım. Sanki koydum diye hatırlıyorum. Hemen mailden geri alalım şöyle pırıl pırıl. Hop, teşekkürler. Oyunda birbirinden farklı para birimleri var. Bunlar işte normal bir para birimi. İşte bakırdan, gümüşten, altından olan. Bildiğin cüzdanında saklayacağın türden. Bir de aşağı kısımdaki farklılıklar var. Zen fasulyesi var. Savaş puanı var. Celestial'in ne anlama geldiğini şimdi çıkartamadım. Sanırım böyle kutsal, kudretli gibi bir şeye yakın bir şey olması lazım. Şeftali. Ama nektar olandan. Bilmem nenin incisi işte. Öyle bir şey var. Bir de Hongmon Coins. Bunu zaten demin mağazada gördük. Zen fasulyelerini arenadaki yaptığınız savaşlardan kazanıyorsunuz ve arenadaki savaşların farklı ödülleri mevcut. Yani zen fasulyesiyle satın alabileceğiniz bazı eşyalar var. Bunlar kıyafet olabilir veya farklı kıyafet tasarımları olabilir veya öyle yani kıyafet. Şimdi çıkartamadım ama farklı eşyalar da mevcut. Savaş puanını henüz harcama şansım olmadı ama bunlar hemen hemen aynı yerden geldikleri için zen fasulyesiyle benzer eşyalara sahipler. Ve bu nektarlar ise onlar da farklı bir bölgede PvE bölgesinde elde ediliyor. Savaşıyorsun. Kendince görevleri var. Yan taraftaki görev listesini o bölgenin özel görevleriyle dolduruyor. O görevleri yapıyorsunuz. İşte şu kadar öldür, şuraya git, bunları temizle vesaire. İşte şu kadar sürede şunları yap gibi. O bölgeden çıkınca o görevler gidiyor tabii. Görevleri tamamladığınız zaman otomatik olarak, bazıları en azından otomatik olarak size ödül olarak nektarları veriyor. Yükseltme eşyaları satın alabiliyorsunuz. Silahlar ve şuradaki yapboz parçalarından satın alabiliyorsunuz. Veya eğer eksiğiniz varsa şu dörtlüden bir iki tanesini de aynı şekilde bununla alabiliyorsunuz. Genelde yüksek seviyeli şeylerde oluyor. Yüksek seviyelilerin başlangıç eşyaları gibi bir şeyler oluyor daha doğrusu. Öyle bir avantajı mevcut. Bu balıkçılıkla alakalı bir şeymiş. Evet. Ben balıkçılık henüz yapmadığım için bir şey diyemeyeceğim. O yüzden onu geçebiliriz. Oyunun en tatlı, en şirin yerlerinden bir tanesindeyiz. Lakin oyuncuların sayısının çok fazla olmasından sebep bayağı bir çizim şeyinin düşmesi durumu mevcut. Aa, ben artık bunlara girebileceğim. Ben bunlara giremediğim için üzülüyordum. Şimdi hatırladım. Neyse, biraz oyunun hareket kısımlarından bahsedelim. Mesela burada tırmanabileceğim bir yer var. Biz arkadaşlarla buraya çok çıkardık. Buradaki diğer oyuncular ruhsuz. Nasıl buraya çıkmazsınız? Burada mutlaka birisi durmalıydı. Bak, manyağın biri şunun üstüne çıkmış galiba. Bakayım şöyle.
isminin oynamasına göre bakmaya çalışıyorum. Evet, onun üstünde. Mesela şöyle gidelim. Aa. Böyle hızlanarak gidelim. Oyunda sevmediğim yanlardan bir tanesi bazı bölgelerin anormal şekilde bloklanmış olması. Yani havada uçarken mesela adam havaya blok koymuş, şak diye düşüyorsun. Hoş değil. Bak, duvara tırmanacaktım, tırmanamadım. Şurada deneyelim. Hop. İşte bu. Bir daha yapalım. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için. Görüldüğü üzere. Aynı etkileşim su üzerinde de mevcut. Bu şekilde. Ama yüzebiliyorsunuz da. Mesela yüzerken koşmaya başlarsan böyle oluyor. Hani suyun içinde mahsur kalmak gibi bir durum yok. Oyunun ilk başta zindan mantığı böyleydi. Şimdi tabii biraz daha otomatiğe döküldü. Yani şurada menü var mesela. Menüden zindana gidebiliyorsun. Ama eskiden böyleydi. Gelirdik bunun başına. F'ye basardık. Parti arardık. Buradan içeriye girerdik. Mesela. Şurada da farklı farklı şeyler var. Onlara da bakacağım. Ama şimdi değil. Siz görmeyeceksiniz. Burası örnek bir zindan. Buraya girelim hemen. Oyunun zindanları nasıl işliyor onu görmüş olursunuz. Çok düşük seviyeli burası. Hepsine tek atma ihtimalim var. Zindan içerisinde öldürdüğünüz düşmanlar canlanmıyorlar. Onu bir söyleyelim. Oyunda savaş modu mevzusu var. Yani savaş modunda olduğunuz zaman belli bir süreye kadar normal hareket edemiyorsunuz. Bak şu anda koşamıyorum mesela, yürüyemiyorum da. Öldürelim bunları. Ölün lan. Bak mini boss gibi bir şey şu adam aslında. Buranın nasıl boss'u bu değil. Şıp. Öldün, gidebilirsin. Ben de gidebilirim. Tabii ki hepsine tek atacağım. Şimdi hardcore bir tane zindan göstersem burada sıkıntıdan patlarsınız mesela. Çünkü oynarken öyle olmuyor. Hani ne konuşacak durumun oluyor. Ne anlatacak durumun oluyor bir şeyleri. Şöyle yapalım. Ben buna görünmez olayım. Böyle hızlı hızlı gideyim. Bak boss şurada mesela. Üstteki ikonu farklılığından görülüyor. Merhaba boss bey. Tek attım. Hemen boss'un içinden eşyası düşüyor. Tabii bana sadece pot düştü. Ne oldu? Zindanı bitirdin. Hemen şuraya geliyor. Buradan da boss'un ödülünü alıyorsun. Bakayım sandık. Bir dakika aç bakayım, Naryu coin düşebiliyormuş. Düşmedi. Canı sağ olsun. Ve buradan da çıkıyorsun. Önerilen çıkış yöntemi bu. Bir de son olarak oyunun hikayesinden bahsedebiliriz. Şöyle söyleyeyim. Birçoğunuz muhtemelen tek kişilik oyunlar oynamıştır, hikaye tabanlı oyunları. Orada esas özenilen şey nedir? Oynanıştan çok hikayedir mesela. Eski serileri falan düşünün. Ama çevrimiçi oynanan oyunlarda öyle değil. Çevrimiçi oynanan oyunlarda hikayeler hep vasattır, yavandır, sinematikleri falan böyle biraz bir şey aktaramayan türdendir. Ama Blade & Soul öyle değil arkadaşlar. Hikayesi çok güzel. Yeri gelecek canlanacaksınız, yeri gelecek üzüleceksiniz. Takip etme isteği uyandıran bir hikayesi var. Ana hikayesi bu şekilde ilerliyor. Hemen görev listesinde göstereyim. Mesela şu anda 11. bölümün 1. kısmındaymışım. Bu kısım şu anda oyunda yok. Oyun hala hikaye olarak güncelleniyor. Yan hikayeler var. Bu yan hikayeler oyun içerisinde karşılaştığınız bazı karakterlerin kısımlarını içeriyor. Bazıları dost, bazıları düşman. Çoğunluk düşmanla alakalı. Düşman karakterlerini daha iyi tanıyabilmeniz açısından. Mavi görevler ise işte köy halkının görevleri gibi düşünebilirsiniz. Normal görev mantığı yani. O sebeple yan hikayelerle birlikte ana görevleri tamamlamak çok önemli. Ve çok da eğleneceksiniz. Gördüğünüz şeyler de zaten iç açıcı şeyler daha çok.
yani üzüntüsü bilmem nesi işte bir yana. Hiç beklemediğiniz karakterler mesela ölebilir veya canlanabilir veya taraf değiştirebilir. Hikayede hiç inanamayacağınız şeyler oluyor ve sinematik olarak gerçekten şahane. Yani muhtemelen çevrim içi oyunların arasında sinematik ve hikaye açısından en başarılı oyun bu oyun olabilir. O sebeple hikayesi için bile size tavsiye edebilirim. Zaten sadece ana hikaye görevlerini yaparak bile birçok temel eşyayı elde edebiliyorsunuz. Yan görevler de zaten çılgınca eşya veriyorlar. Bak mesela. Bak şöyle bir kıyafet alacağım bitirdiğim zaman. Pırıl pırıl. Gördüğün gibi yükseltme eşyası verecek. Bu mesela bunlar. Yüksek seviyede tecrübe puanı veriyorlar. Para veriyorlar bolca. Yan görevlerin de avantajı bu. Ana hikayede zaten hikaye hem ilerliyor hem sana ödüller veriyor. Güçleniyorsun vesaire. Gerektiğinde savaşıyorsun, gerektiğinde başka işler yapıyorsun. Yani oyunda sadece gideyim öldüreyim işte şu nedir bu nedir mevzusu yok. Mesela şurada bir dayı vardı. Şu ileride kulübede. Çömlekleri vardı. Biz onu çömleklerini alıp taşıyorduk. Görev olarak. İşte bir tane yüzen ada gibi bir yer var. Şey, gökyüzünde yüzen daha doğrusu. Şimdi yüzen ada deyince çok saçma oldu. Ada zaten suda. Gökyüzünde duran bir ada var mesela. Onun orada günlük görev olarak şey var. İşte tarlaya şeyler ekiyorsun. Onları suluyorsun vesaire. Yani çiftlik mantığı değil. Diğer oyuncular da orada zaten. Ama günlük görev diye eklemişler. İster yap ister yapma sana kalmış. Bir balık tutma kısmı falan vardı işte görev amaçlı. Hani kendin oltayla tutmuyorsun da herifin birine malzeme çıkarmak için tutuyorsun vesaire gibi. Bir durum. Evet, uzun lafın kısası ben hikayesini tabii bitireceksiniz zaten. Mecburen yani oynuyorsan. Oynayan bir düşünsene çok oyunculu bir oyun da olsa hani oynuyorsun ve sol seviyeye gelmeye çalışıyorsun ama ana hikaye görevlerini yapmadan çok acayip bir mantık olurdu. Bir de anlatabileceğim oyunla alakalı harita sayısı fazla, bir sürü köy var. Belli bir köye veya şehre takılı kalma durumunuz yok, öyle bir mecburiyetiniz de yok. Craft var. Craft. Bu muydu? Bu değil, bu klan. Evet, bizim de klanımız vardı. Hiçbiri oynamıyor şu anda. Ben kaldım rezil bir şekilde. Klan seviyeleri var, onları da anlatayım gelmişken. Craft'tan önce. İşte klan kıyafeti dizaynı şey yapabiliyorsunuz. Klanınıza uygun bir şey giyebilirsiniz. Klan seviyesini arttırarak özel eşyalar yapma şansınız mevcut. Bu yüzden oyun içerisinde herhangi bir klana sahip olmak da önemli bir konu. Yetki mevzuları var tabii ki. İşte notlar, klan ismi, notlar. Bu not mesela bu klana ait olduğum için oyuna girdiğim anda bu not çıkacak. Çete. İşte klan kısmının kendi şeyleri var. Envanteri. Mesela şu an kimse oynamadığı halde bunlar burada duruyor. Benim bunlara içim gitti. Bir tane arkadaş askerdeymiş, o gelsin. Bakayım hala oyunu silmediyse diyeyim bunları bana yollasın. Kendisi çünkü klan lideriydi. Bir işe yarasın. Benim çok fena gözüm var çünkü oradaki nesnelerde. Craft'ı göstereyim. Craft bu şekilde. Eşya siparişi veriyorsunuz. 35 dakikası kalmış. Şunlardan sipariş ettim ben. Yo pardon. Şunlardan sipariş ettim. 4 günde geldi. 4 gerçek günde. Guild Supplies. 128 tane yapabiliyormuşum bununla. Peki bunu nasıl yapıyorsun? 67 ile de öbürünü yapamıyorsun. Onu anlamadım. Pardon, bu 128 seviye olabilir mi? Olabilir. Soul Warden. Şimdi craft kısmında birden fazla meslek var. Bu mesleklerin arasından iki tanesini de seçebiliyorsunuz. Dikkatli seçmeniz gerekiyor ve oyunun başında seçmenizi kesinlikle tavsiye etmem. Oyunda ilerleme kaydettikten sonrası için şöyle bir avantaj olacak. Mesela şu. Bir tane görev öğesi bu. 5. seviyeye getirdiğin zaman buradaki şeyi bunu yapabiliyorsun. Bu görev öğesi başka bir yerden bulma şansın yok. Satın alamazsın. Craft'ın bir avantajı işte böyle seviyesini atlatıp bir şeyleri elde edip craftladıktan sonra markette satıp para kazanma kısmı açabiliyorsun kendine.
seviye seviye açılıyor hepsi tabii ki bunların. Hem kendi görev eşyalarını görme şansın olur, hem başkalarınınkini, yani başkalarının görev eşyası kısmını hallederek kazanç sağlayabilirsin bol bol. Mesela ne yapayım? Bundan yapabiliyormuşum ama ben şundan sipariş edeceğim gene. Bir tur daha gelsin. Bunu sonra yaparım. Craft sistemi de bu şekilde, çok bir detayı yok ama getirisi bol olabilir. Sıra geldi oyunun yürek burkan ve kötü yanlarından bahsetmeye. Öncelikle oyun farklı farklı zindanlara ve zindan seviyelerine ev sahipliği yapıyor. Tamam, her şey iyi güzel, hoş. Yürek burkan kısım şu ki, oyuna birkaç sene önce dediler ki oyun motorunu güncelleyeceğiz. Şu anda Unreal Engine 3 kullanıyor oyun ve bu sebeple altyapısı çok eski. Dediler ki biz Unreal Engine 4'e taşıma yapacağız bu oyunu. Tamam dedik. İşte birkaç tane ekran görüntüsü falan sundular bize. Senelerdir bekliyoruz. Hiçbir şekilde geleceğine dair bir umut yok doğrusu. Hatta şöyle söyleyeyim. Unreal Engine 5 duyuruldu. Bu kadar senenin üstüne aktif bir şekilde 4'ü geliştirmelerine rağmen 5'i duyurdular. Ve dediler ki 2021'de testleri kullanıcılara sunmaya başlayacağız. Yani 5. sürüm oyun motoru geliyor. Ama Blade & Soul kaç senede 4.'ye taşınamadı bir türlü. Şimdi bunun dezavantajları ne? Yani hala taşınamamış olmasının, Unreal Engine 3 kullanıyor olmasının. Birincisi, altyapı eski. Altyapının eski olması ne demek? Hem hafızadan, hem ekran kartından, hem işlemciden sınırlanmış bir oyun demek. Mesela DirectX'i düşün. Neden işte 9'un, 10'un, 11'in numaraları var? Neden bunlar üst üste çıkmadılar veya hepsi aynı yerde birleşmedi? Şöyle düşün, mesela 32 bit bir işlemci düşün. 32 bit bir işlemciye 4 GB'ın üzerinde RAM takamazsın. Neden? Desteği o kadar. Ama 64 bit bir işlemcinin olduğu sisteme çok daha yüksek miktarda RAM ekleyebilirsin, değil mi? Aynı şekilde düşün, DirectX 9'un dizaynında sınırlandırmalar, yani mecburiyetten var çünkü o şekilde yazılabilmiş kodu. Sonra 10 çıktı, işte hem özellik eklediler hem bazı sınırları arttırdılar. 11 çıktı, sınırlar arttı, özellik geldi. 12 çıktı, sınırlar arttı, özellik geldi derken grafik kütüphaneleri, tabii ki burada esas önemli kısım onlar, şu anda kısıtlı bir performansla bu oyunu oynayabiliyoruz. Bu da şu demek, oyunu en yüksek ayarlarda DirectX 9'dan 12'ye katman sağlayacak bir şeyle oynuyorum ben. Ayrıca kurulabiliyormuş, öyle bir şey keşfettim. Onu denedim ve şu anda ekranımda ne oyuncu var ne bir şey, 32 frame gözüküyor yukarıya bak. Şimdi bu rezillik değil de ne? Performansı ne yazık ki çok kötü. Hele bir de ilk açılış, oyunun ilk açılış sahnesi. Yani ilk açılışta böyle oyunun kendisinden önce bir splash, bir resim geliyor, hani analiz ediyor dosyaları vesaire, böyle o kısım çok uzun sürüyor. Yükleme ekranları çok uzun sürüyor. Tabii ben anormal bir sıkıntı çekmiyorum başlangıçta ve yükleme ekranında. Oyunu HDD'de oynamama rağmen bir 30 saniye falan sürüyor herhalde. SSD'de biraz daha kısa sürebilir ama yükleme ekranlarından daha çok şu arkadaş şikayetin artma sebebi, ne yazık ki. Oyunun en kötü yanı bu olabilir. Oyuncu sayısı çok. Oyuncu sayısından yana bir sıkıntısı yok oyunun. Güncellemelerden yana da bir sıkıntısı yok. Bol bol içerik geliyor. Ama dediğim gibi oyun PvP tavanlı bir oyun. PvE yapabilirsin. Çok fazla zindan var. Kendini keşfedebilirsin. Kendinin karakterini çok özelleştirebilirsin. Yeteneklerden tut da eşyalarına kadar. Her şeyi özelleştirebilirsin. Ama yani her ne kadar güzel olsa da bu performans sorunu tabii ki en başta insanın canını biraz sıkıyor. Türk var. Türk çok fazla var. Hatta Türk olduğunu belli edenler de var yanlışlıkla. İşte ne bileyim, kavgalardan falan çok belli oluyor chat esnasında. Henüz görmedim bugün. Videodan ötürü herhalde. Şunu biraz yukarı çekebiliyor muyum? Çekemiyorum. Bu üzdü beni. Ayarlarını göstereyim de gelmişken.
Birçok şeyi böyle arayüzle alakalı açıp kapatma şansınız mevcut. Grafik ayarları böyle basit şeyler var. Çok daha düşük bilgisayarlar için böyle en aşağıya çekme şeyleri falan var. Frame limitleme var. İşte savaş için şey yapma ayar seçebilirsiniz. Otomatik ayarlar var. Bu şekilde grafiksel seçenekler de var. İşte kimisini aç, kapat vesaire yapabilirsiniz. Keyfinize göre. Ya da daha yüksek kalitelere ulaştırabilirsiniz özellikleri. Ben en üstte oynuyorum. Bunun Türkçesini de bulacağım şimdi bir dakika. Hareket yumuşatma. Ya da hareket yumuşaklığı. Bulanıklığı da olabilir, pardon. Hareket bulanıklığı. O pek de hoşuma gitmeyen bir efekt olduğu için kullanmıyorum. Ama oyunun umuyorum ki 2020 bitmeden bir Unreal Engine 4'e geçiş yapması şahane olur. Gözüm grafiklerde değil, gözüm tamamen oyunun performansının artmasında. Hani düzgün bir altyapısı olsun, modern bir altyapısı olsun. Yani DirectX 9'da takılı kalmış bir oyun ne yazık ki. Unreal Engine 3 çünkü o seviye bir desteğe sahip. Sadece Unreal Engine 3 de değil, diğer altyapılar da öyle. Arayüz şeysi mesela. Hani bu arayüzü oyunculara sağlayan alt programlar vesaire. Peki, evet. Tek temennim 2020 bitmeden Unreal Engine 4 güncellemesini görmemiz. Başka da bir şey istemiyorum. Sadece bu. Hiçbir şey istemiyorum başka. Oyunun oyuncusu fazla, yardım eden kişi sayısı fazla, internette birçok görevin hikaye görevleri dahil videoları mevcut. Bulamadığınız, çözemediğiniz, yapamadığınız şeyler için hem videolar hem oyuna ait resmi wiki sayfaları var. Birçok konuda yardım alabilirsiniz. Oyunda bazı sınırlandırmalar vardı oyunun kendi evreniyle alakalı. Mesela bir sürü ırk var, sınıflar var. İşte ırkların bazıları bazı sınıfları kullanamıyordu. Onları da yavaş yavaş kaldırmaya başladılar. Yani artık oyun eskiden zaten iyiydi. Yani karakter detayıyla olsun vesaire. Şimdi daha da iyi oldu. Oynamamak için hiçbir sebep yok. Onu söyleyebilirim. Ama donanımınız kötüyse, bayağı ne bileyim eskiyse vesaire, bulaşmayın. Ya da en azından bir indirin, test edin. Gerçi indirip test etmek de biraz zahmetli olabilir Türkiye internetini düşünürsek. Çünkü oyunun boyutu biraz yüksek. Kaç GB olduğunu hatırlamadım şimdi. Ama yüksekti yani. Oha dedirten cinstendi biraz. Sanırım anlatacak başka bir şeyim yok. Görevlerden, hikayelerden vesaire bahsettik. Eşyaları gösterdim, craft'ı gösterdim, klanı gösterdim, taşları gösterdim, yükseltmeyi gösterdim. Şimdilik başka bir şey yok ama oyun içerisinde tabii ki anlatmadığım bazı spesifik şeyler de var. İşte farklı farklı şu sol altta gözüken para birimlerinin haricinde de para birimleri var. Görevlerden veya başarılarınızdan kazandığınız şeyler. Onlarla da güçlenebilirsiniz. İşin uzun lafın kısası, bu para birimiyle alakalı konuşacağım. Eşyalar oyuncu kendi karakterini hem eşyalarla anormal derecede özelleştirebiliyor hem yetenekleriyle anormal derecede özelleştirebiliyor. Tamamen kendi stilinizi detaylıca bulabileceğiniz türden bir oyun. Böyle oyunlar çok sık gelmez. Bu tip şeylere merakınız varsa oynayın derim. Çünkü ben çok severim kendi karakterim diğerlerinden eşsiz olsun şeklinde şeyleri. Mesela Arcage de öyledir. Arcage'de 3 tane sınıf vardır. Birden fazla sınıf var da siz 3 tane sınıfı seçersiniz kendinize. Evet, Arcage'de 3 sınıf aynı anda oynuyorsunuz. Ve hangisinden neyi istiyorsan o seçeneği o yeteneği güçlendiriyorsun. Karma bir yetenek ağacı oluşturuyorsun. Şimdi bu seni diğer oyunculardan çok 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 benzersiz yapan bir özelliktir. O sebeple Arcage'i de severim her ne kadar pay to win'e batmış olsa da. Peki. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.